16 Kasım, 22 Kasım Koç burcu nasılsınız? Umarım her şey keyifli ve eğlencelidir. Zaten bu hafta sizin için de gerçekten enerjiniz çok keyifli ve güzel bir haftayı yaşatacak. Yani etrafınızdaki insanlara yardımcı olma, kendinize farklı bir neşe enerjisi katacaksınız. Daha pozitif, daha keyifli bir haftanın enerjisi sizi gayet mutlu edecek. Özellikle son zamanlarda kendinizi böyle yazmak, çizmek, resim, tiyatro ve bu tarz enerjileriniz de çok ön planda olacak. Belki duygularınızı yazmaya vaktiniz geldi mi? Yazmak size çok iyi gelecek. Ya da kitap okumuyorsanız çok uzun süredir kitap okumanız gerektiğini uyarıyorum. Gerçekten de bu size çok keyifli kılacağını söyleyebilirim. Özellikle de işinizle alakalı çok uzun süredir oluşmasını istediğiniz yenilikler ya da beklediğiniz, kendi planladığınız iş kapılarınızla ilgili doğru süreçler evresine giriş yapacaksınız. Parasal anlamda da çok uzun süredir beklediğiniz ve almanız gereken aileden desteğiniz var. Bu destek de sizin için çok iyi olacak. Ve hatta ev değişimi düşünen bazı koç burçları için güzel bir ev kapınız da var ve hayırlı olsun diyorum, size iyi gelecek. Ortaklı iş yapan koç burçlarına şunu demişim. Şu an için biraz maddi evrelerde tedirgin olsanız da enerjinizle bu maddi olarak yaşadığınız kaoslar sizi daha rahat kılacak, sizi daha keyifli kılacak. Yani sadece elden çıkartmak istediğiniz bir mal var. Bununla alakalı da güzel bir anlaşma ve yenilik noktası olacak diye gösteriyor haritanız. Aileyle alakalı yapmak istediğiniz ve oldukça hayal gücünüzün yüksek olduğu, almak istediğiniz ve onların gönülleriyle alakalı noktada yapmak istediğiniz planlar size bu hafta daha huzurlu kılacağını uyarı vermişim. Özellikle eğitim anlamında, yüksek eğitim ve kariyer anlamında yapmak isteyen bazı koç burçlarının tam start dönemi, kendinizle alakalı yenilemek istediğiniz noktalarınız varsa lütfen bu noktalarla ilgili keyifli vakit yaşayın. İlişki olarak sevgiliniz ya da sevgiliniz yoksa, ilişkisizseniz sosyal medya ya da böyle bir çevrenizde göz hapsin evresinde olacaksınız ve biri size güzel bir adım atacak ve keyifli bir aşk diyorum. Sağlık olarak belki dikkat etmeniz gereken bel fıtığı ve boyun fıtığı sizin için biraz sıkıntılı ve stresli olabilir. Ve uykularda biraz karışıklık ve tedirginlik uyarısı yapmışım. Evli olan bazı koç burçlarında ciddi tartışmalar ve bu tartışmalar biraz evliliğimizi sorgulama ve güvenle alakalı noktada eksik kıldığınız noktalarla yüzleşme dönemi olacak. Boşanma değil ama birbirimize ders verme dönemi diyorum. Aileyle alakalı da uzun süredir miras ya da mal konularınız mahkemeyle ilgili devam eden noktalarınız, bu dönem mahkeme sonuçlarınız ya da uzun süredir elinizde evrak bekliyorsanız bununla ilgili çok güzel bir aydınlanmanız söz konusu olacak diyorum. Özellikle kurumsal ya da devlette çalışan bazı koç burçlarında yer değişimi ya da bir yazıyla yer değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu da size iyi geleceğini uyarı vermişim. Finans sektöründe çalışan bazı koç burçlarında yüksek bir değişim ve konum olarak da sizi rahatlatacak bir evre ve uzun süredir aile arasında çözülmesi gereken iş konularınız varsa da bunlarla ilgili de bu hafta sanki enerjinizin verdiği pozitif ruhla güzel şeyler başaracaksınız ve bu size iyi gelecek. Ve son zamanlarda evlilik kararı veren ve ailede huzursuzluk yaşayan, hani ilişkileri istemeyen, hani eş tarafı, anne tarafı deriz ya, bunlarda da anlaşma yolu ve sevdiğinize kavuşacaksınız diyorum değerli koç burçlarım. Evet, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Size iyi gelecektir. Astrolojiden ne haber ya da Akkaya Official Instagram sayfamdır. Takip etmek istiyorsanız geçip takip edebilirsiniz. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun.